tecrübe konusunda da tartışılmaz bir geçmişi var Okan Hoca'nın. Kesinlikle. Kısa süren bir süreç de olsa ona çok fazla iş sığdırmış ve tırnak içinde başarı da sığdırmış. Kupaları var Okan Buruk'un. Bu anlamda da aslında tartışmaya kapalı bir isim bence. Sen ne düşünüyorsun Serhan? Evet, kesinlikle bence tartışmaya kapalı. Ya zaten hani şunu söyledik, Galatasaraylılar için çok önemli bir isim gerçekten. Okan Buruk geldiği için de Galatasaray taraftarlarının çoğunun ben memnun olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda bence hani Okan Buruk Galatasaray'sa Okan Buruk'una kavuştu diyebiliriz. Zaten ben biliyorsun bütün geliş gidiş hikayesini hepsini söylemiştim Aspor ekranlarında. Hatta anlaşıldığında Aspor ekranlarında transfer raporunda dile getirmiştik. Evet. İki gündür statta görüşmeleri var. Hatta transfer. İner inmez ayağının tozuyla Paris'ten gelir gelmez ayağının tozuyla direkt stada gitti ve statta toplantıya katıldı. Ondan sonra toplantıda da şu isimler vardı. Erden Timur, Yönetim Kurulu Sportif AŞ Başkan Vekili, Başkan Dursun Özbek, Cenk Ergün ve tabii ki Okan Buruk vardı. Transfer görüşmelerini yaptılar, listeyi belirlediler ve ertesi gün Cenk Ergün bu liste doğrultusunda bir Avrupa turuna çıktı. İtalya, en son ayağı ise Portekiz olup Portekiz'den de geri dönmesini bekliyoruz. Tabii ki çok önemli isimler var. Aykut'un programı bitti ama biz buradan birkaç kırmızı daha vereceğiz. Evet. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'daki transferleri dile getireceğiz. Ama biraz bekletelim. Herkes bir toplansın değil mi? Herkes toplansın. Toplanırken de teyitlerimizi alalım ki hiç kimseyi böyle yanlış bir şekilde yönlendirmeyelim ve orada da insanların ayaklıklarına yol açmayalım. Ben öyle şöyle bir lazım. İpucu vereyim. Çok inanılmaz isimler var Serhan Türk'te. Galatasaray forması giyme ihtimali olan isimler. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Siz de çok şaşıracaksınız. Hocam, seninle şöyle devam edeyim. Şimdi Okan Hoca'nın geçmişinde pek çok takım var. Şampiyon yaptığı Başakşehir haricinde bir Elazığspor, Gaziantepspor kariyeri. Ondan sonra Rizespor, Akhisar'da da kupası var. Sen Okan Hoca'nın performansını bu takımlarda nasıl yorumluyorsun bir teknik adam Şimdi, olarak? Şimdi tabii hemen şeye başladı. Elazığ'da başladı herhalde. Evet. İşte Elazığ, Sivas, Gaziantep falan. Ya, şimdi bu tecrübe çok önemli. Zaten bilgi birikimi çok fazla. O kadar takımlarda oynadı, Avrupa'da oynadı. Tabii. Zaten bir de şu var. Hani ben hep söylüyorum. Hani bizde bir şey şimdi çıktı. Genç dinamik aç falan filan. Ben ona bakmıyorum. Kafa çalışıyor mu ona bakarım ben. Yani teknik adamda. Okan'da bu fazla size mevcut. Onun için de çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama şu var. Şimdi bize bir araba veriyorlar, tamam mı? Şu anda araba var. Hı hı. Şimdi Galatasaray ne eksik? Orta sahası. Motor eksik. Motor. Direkt İyi motor bir motor eksik. Alırsan kaç? 5000 motor var değil mi? 8000 motor var falan filan. Hiç anlamıyorum bu işlerden. Neyse yok önemli. Ya şöyle ya. Şimdi o zaman ben seni biraz güldüreyim. Bizi şimdi geçti, şimdi yok. Murat 124 vardı biliyor musun? Şimdi diyorduk duydum ki, evet var. Eski bir araba vardı, modeli evet. Değil mi? Benim şimdi Bursa Spor'a gittim. Hem de bana hediye etmişlerdi 16 AD 009. Şimdi tabii biz takımlara şey yapıyoruz böyle bazen biraz abartıyoruz. Diyoruz ki ya bize veriyorlar bir araba. Lastikler kabak. Frenler tutmuyor. Silecekler çalışmıyor. Farlar yok. Benzin yok. Hadi yarış bana diyorlar birisiyle. Şimdi... Yani tabii biz abartırı söylüyorum ama hakikaten böyleydi yani. Yani o zamanlar ki ekonomik şartlarla biz şimdi dört büyükler diyelim ki 10 lira alıyorsa biz 1,5 lira falan alıyorduk yani. Öyle bir nerede transfer alacaksın da falan filan yani. Neyse şimdi Okan bir araba yapıyor. Şimdi motor dedi Serhan. Ya ne diyeyim artık motorun yoksa bittin zaten. Doğru abi 6 numara en azından alacak. E şimdi bunu tabii benzin ne nedir ekonomik olarak... Yani yönetim ki ben tahmin ediyorum ki orada bir sıkıntı olmayacak. Yani ben bu gelen yönetimi bir kere kutluyorum. Okan haricinde cimriliğe de başladılar baştan yani Okan'dan. Yani, çok o cimrilikler hocam. Ya bana göre cimrilik neyse değil, ama değil. İyi şeyler yapacaklarını tahmin ediyorum. Biliyorum da Dursun Başkan'ı da tanıyorum. Metin Öztürk'ü de ya ben tanıyorum. İyi şeyler yapacaklar. Şimdi burada transfer. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ya, antrenörlük var ya işte bu ay. İyi antrenörsen bu ayda belli oluyor. İyi yöneticisen bu ayda belli yapıyorsun. Yani ne yapar? O arabaya hazırlıyor işte lastiğini. Lastikler kabaksa lastiğini değiştiriyorsun. Frenlere bakıyorsun. Savunma. Tamam mı? Yani işte
vites kaç, şimdi kaç vitesler var ya, 19, 10, 11 mi artık yarış arabalar, neyse. Şimdi buna arabaya hazırlıyorlar. Şimdi bu arabayı, ya bir de şu da var tabii. Şimdi bizi izliyorlarsa, ya hocam o kadar da kolay değil bu işler, transferler. Hem para, hem adam geliyor, gelmiyor, işte Beşiktaş'ın alacağı santrafor, yok hanımım diyor, yok bilmem ne diyor. Evet. Babam diyor, dayım diyor. İşte geleyim mi, gelmeyeyim mi? Kulübü şöyle, öbür taraftan para veriyorlar. Tabii. Hem onu ayarlayacaklar. Kolay da değil ama Allah yardımcısı olsun. Hem Okan'ın hem yönetimin, başkanın yönetiminin. Yani istedikleri bir transferleri yapsınlar. Geçenlerde böyle bir konuşma olduğunda şeye dedim ki ya, o padokmuş onu. Bizim Halid'in domaç yağızı atlar çıkıyor ya. Padok. Padoktan. Ya, o aklıma gelmedi. Şimdi Galatasaray bu padoktan çıkarken biraz eksik çıkacak. Niye eksik çıkacak? Çıkmaz da. Geçen seneye baktığımızda Fenerbahçe hazır hemen hemen. Hı hı. Değil mi? Beşiktaş hemen hemen hazır. Zaten Trabzon her şeyini ayarlamıştır. Şimdi burada yani eksik çıkmaz ama o padoktan Galatasaray biraz daha... Yok hocam, bu sefer öyle değil. Ya yok. Planlama öyle o şekilde değil. Ya planlama kampa tamam, bütün transfer edecek. Tamam, fark etmiyor ama orada hazır takımlar var. Yani şampiyon olmuş bir takım var. Fenerbahçe başarılı son zamanlarda. Hemen hemen Beşiktaş da hemen hemen öyle. Galatasaray'a da bakıyorsun, kaç 14. mü oldu ilk defa? Yani bakamıyorum bile, biliyor musun ben? Galatasaray'a değilim ama şimdi tabi burada bir o arayı kapatmaları lazım. Fark etmiyor ya, arkadan da çıksa yani yarım metre fazla bakın olmasın. Bakın ne hatırlattı Ilgaz Çınar. Umut Nayır'ın podcast kanalında Okan Buruk'la bir sohbeti varmış. Göztepe'deyken kötü sonuçlar sonrası Okan Buruk ayrılmaya karar veriyor. Takım toplanıp hocam senin için oynayacağız dedikten sonra ilk maçta 5 yiyor. Yani kariyerinde her türlü şeyi tattı diyor. O sırada Umut Nayır da Göztepe'deymiş. Öyle mi? Arada da ona da selamlar. Onu da çok beğendiğim bir futbolcu. Ya şimdi oluyor, futbolculukta bunlar oluyor. Senin için oynarız dersin, bilmem ne dersin. Ya bazen var ya, öyle bir maçlar oluyor ki diyorum ya vallahi yarım sıfır alsak da bir bakıyorsun 4-0 gelmişim. Hani rüyamda görsem hayrı yormam. Anlıyor musun? Allah Allah diyorsun yani. Bazen kolay maçlar oluyor. Bazen bir bakıyorsun yeneceğim diyorsun. Yiyorsun 3-4 tane. Onun için de hakikaten şey zor. Ama Okan'ın tabii tecrübe, hep her şey bir tecrübe. Şimdi Fatih Hoca'yı alıyorum. Geriye sar Fatih Hoca'yı. Ya 6 numara almadan girer mi? Hayatta girmez. Şimdi Fatih Hoca, ya zaten ben dedim ya Okan olsun. Okan yani işte geçmiş olsun, çocukla ilgili sıkıntılar falan varsa Fatih olsun diye düşünüyorum yani Galatasaray için. Çünkü Fatih var ya, yaptığı şeyleri, eksikleri neyse var ya, şu anda Fatih gel desen çok hırslı, azimli, aç maç diyorsun ya, inanma var ya, bak koşarak çıkar yola gelir yani. Öyle de bir hırsı. Şimdi şeylerini yapmaz, o hataları yapmaz. Yani neyse, bana göre hata. İzleyicilerimiz neler söylemiş bir senin söylediğin konuyla ilgili. Oktay Bey haklı diyor senin için bu ücret konusunda. Erdinç Bey yazmış. Derler ya, gülümsemek bulaşıcıdır diye. Havaalanında yüzündeki gülümseme tüm camiayı sardı sanki. Çok iyi başlangıç. Mesela bu Marco Rose konusuyla ilgili de ona 5,5 vermemek için Okan Hoca ile anlaşıldığı doğru mu diye yok, sormuş izleyicimiz. Öyle bir şey yok. Ama olmasaydı verecektiler parayı yani. Yani o parayı istediği için anlaşılmadı. Yani daha ya, azına o istediği için var. Bir de şimdi yabancı bir teknik adamın yeni bir macerası olacak. Yeni macera, takım alışması, ülkeye alışması, futbol alışması. Tabii ki bir zaman kaybı olacak. Okan Buruk en azından ligi bildiğinden dolayı, Galatasaray dinamizmini, Galatasaray dinamiklerini iyi bildiğinden dolayı, futbolcuları yakından tanıdığından dolayı daha çabuk adapte olması ama lazım. Bak, o, bir de Galatasaray'ın maç kaybetmemesi şeyden lazım. Tamam da şimdi farz et ki Okan istemedi. Benim dedi şeyim var. Tekrar söylüyorum, geçmiş olsun yavrumuza. Çok üzülüyorum onun içinde. Ya, her aslı olan çocuk yok, için. Yok hoca için. Her ya, kabul etmediğini kabul et. Yani, sen, hadi soruyorum sana çabuk. Cevap ver çabuk. Kabul etmedi. 5,5 verecektin, 6 verecektin, alacaktın adamı ya. Bu kadar yok, basit. Ya. Yok, onu vermezdin işte de yani. Başka onu, bir formül aranacak. Nasıl formül? Mesela? Hocam her teknik adam, her futbolcu Galatasaray gibi takımda olmak ister. Ya nereye olma, parayı alma. Ya Allah yapma. Niye paraya hocam? Adam zaten Galatasaray'a tane... kimseye parası kalmaz. Şu an baktığımızda yönetimde zaten dakika, paralı bir yönetim hemen var. Hemen olayı çevirme. Parası zaten kalmaz kimsenin. Zaten FIFA alıyor parayı. O değil. Adam ha ne olur şöyle olur. 5,5 olmaz. 499 olurdu falan filan. Yani arada çok meblağ farkı vardı ya. Neyse. Yani bunu verecekler. Ya vereceksin şeyin. Peki. Jesus kaça geldi ya? Peki şimdi bugün. Kaça geldi?
Erden Timur'un basın toplantısı vardı. Bir isterseniz evet, onun açıklamalarına bakalım. Neler söylemiş, sonrasında değerlendirelim.